Bugün 23 Ocak 2013 Çarşamba. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin 1442. doğum yılı. Kameri aylar içerisinde Rebiül Evvel ayı olarak bilinen bu ayın 12. gecesinde Peygamberimizin doğumu gerçekleşmiş. Ve son peygamber olarak Kur'an-ı Hakim'in ifadesiyle yeryüzünde insanları Allah'a inanmaya, hakka, adalete, iyilik, güzelliğe, dünya ve ahiret dengesinin muhafazasına katkı sağlamak, onlara yol göstermek, rehberlik yapmak üzere gönderilen peygamberimizin bu kutlu doğum yılını, doğumunun 1442. yılını hayırlara vesile olmasını diliyorum Yüce Mevlamız'dan. Bizim peygamberimizi tanımamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim Enbiya suresinde Estağfirullah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevlamız. Bir başka ayet-i kerimede ise Estağfirullah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَا كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Bu ayet-i kerimede de sizin için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyurmaktadır Yüce Mevlamız. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Öyleyse biz onu tanımamız, onun düsturlarına, onun mesajlarına kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum. Kandilimizin hayırlı ve mübarek olmasını diliyor. Çin'imize, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Öncelikle mübarek Mevlüt Kandilimizin tüm İslam alemine, aydınımıza, Çin'imize, tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Tüm Çinelilerin mübarek Mevlüt kandillerini en içten dileklerimle kutlarım. Savaşların son bulduğu, barışın egemen olduğu bir dünya düzeninde Mevlüt kandilimizin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Türk İslam aleminin ve Çineli tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlüt Kandili'nin kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Çin'e teşkilatı ve yönetim kurulu adına tüm vatandaşlarımızı en hayırlı günlere vesile olmasını temenni ederim. Saygılarımla. Sevgili hemşerilerim, mübarek Mevlüt Kandili'nin ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırları vesile olmasını dilerim. Dünyamıza barış ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum. İnşallah dünyada akan kanlar durar. Mutlu, huzurlu insanımız, dünya insanı, Müslüman alemi huzurlu, güzel günler yaşar. Ve bu temenniyle tekrar İslam aleminin mübarek Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Bugün artık ruhlar bir şey bekliyor. Her şeyin madde olmadığını anlatan bir nur istiyor. Her şeye rağmen ruh ve mana kökleri sağlam. Genlerindeki yani fıtratlarındaki saflığı, temizliği barındıran insanoğlu er geç peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir dirilişe erecek ve dünyaya sevgi, kardeşliği, barışı getirecektir. Ne mutlu onu tanıyanlara, ne mutlu onu okuyup yaşayanlara. İşte bu yılda kutlayacağımız sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğumunun cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, Necip milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlarımızın samimi kardeşliğine, bütün insanlığın hidayetine
Müslümanların da peygamber ahlakına ve yaşantısına yönelmesine vesile olmasına Cenab-ı Hak'tan diliyor. Peygamberce bir düşünüşün, Muhammed'i bir misyonun, vizyonun ve aksiyonun tüm gönüllere dolması dilekleriyle hepimizin kutlu doğum haftası güzellikler getirsin. Allah'a emanet olun, saygılar sunarım. Bugün Peygamber Efendimizin 1442. doğum günü. Bu vesileyle tüm Çinli hemşerilerim ve İslam aleminin Mevlüt Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirdiği ve bunu kutladığımız bu gecede tüm insanların savaş yerine barışı, ayrışma yerine kardeşliği seçmesini, Yüce Peygamberimizin anlayışını, hoşgörüsünü ve sevgisini işlerinde hissetmesi temennisiyle tüm İslam aleminin ve tüm Çinli hemşerilerimizin mübarek Mevlid Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.